Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul ve piyasayı konuşacağız. Bizlerle birlikte Kudret Ayyıldır olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Endeks Ocak ayında %13'ün üzerinde değer kazandı. Bugün de hafif hareketler görüyoruz. Ocak performansını nasıl buluyorsunuz? Yarın Ocak ayının son işlem günü ama herhalde 1 Ocak'ta endeks Ocak ayında böyle bir performans gösterecek deselerdi çoğunlukta biraz acaba derdi. Ama mevduatın ve diğer enstrümanların çok üzerinde bir getiri sağladığını bu ay görüyoruz. Siz bu yükselişi nasıl buldunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Çok önemli bir fiyatlama reaksiyonu olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle büyük borsalarla kıyasladığımızda arada oldukça bir uçurum olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin borsalarına baktığımız zaman da benzer özellikle ve iyi bir performans sergileyen görüntü var. Hani bizim üzerimizdeki performans sağlayanlar kimler var diye soracak olursak, işte Nijerya var, Mısır var, Arjantin var ama onun dışındakilerinden çok daha iyi bir performans sergilediğini görebilmekteyiz. Tabii borsa bizim tarafımızda birazcık daha birikmişliğin de vermiş olduğu bir reaksiyon da söz konusu. Çünkü son dönemde çok fazla belirli bölgelerde sıkışma eğilimi oluşturan, işte sektörel bazda belli ayrışmaların izlendiği bir görüntü. İşte banka giderken sanayinin kaldığı, işte sanayi giderken bankanın kaldığı bir görüntü izlemekteydik ve önemli sektörler istekli alanlara geçiş zamanlarını biraz sancılı oluşturmuştu. Hal böyle olunca sanayi tarafı da çok önemli bölgeleri aşınca oradaki reaksiyon bugün borsanın çok daha iyi bir noktada olmasına imkan tanıdı. TL bazlı zirve 8560 seviyesine yaklaşmış oldu. Zaten 8150 üzerindeki kalıcı hareketle 8560'a kadar da çok fazla bir direnç olmadığını vurgulamıştık. Nitekim bugün gelmiş olduğumuz noktada borsa iyimserliği önemli bir reaksiyon verdi. Ocak ayını da iyi bir noktada kapatıyor olduk. Tabii önemli olan bundan sonraki devamlılığı. Gerçekten çok daha iyi bir reaksiyon verip iyi bir performans sağlayacak mıyız? Yoksa buralar biraz dikkat edilmesi gereken bölgeler mi? Bunu da yeni dönemdeki fiyatlama reaksiyonlarıyla birazcık daha yorumlayacağız diyebilirim. Hep böyle sektör değişiklikleri olacak mı peki? Yani belli dönemlerde bankalar, belli dönemlerde sanayi şirketleri, teknoloji şirketleri, ulaştırma sektörü hep böyle zaman zaman farklı bir sektör mü öne çıkacak? Kesinlikle bu şekilde bir değişim olacaktır. Çünkü bütün sektörün ya da çok önemli sektörlerin bir arada çok iyi performanslar sergilemesini bekleyebilmemiz için içeri tarafı girişlerin çok hızlı bir şekilde olması ve genele yayılan bir ilginin olması gerekiyor. Burada tabii ki her sektörün hem TL bazlı hem de dolar bazlı rakamlarından uzaklığı, yakınlığı, işte gelecek dönemdeki makro çerçevesi, temel rasyoları ve güncel trendlere ne kadar hızlı bir şekilde adapte olup olmaması çok önemli. Bu anlamda da bu tür ayrışmalar olacaktır. Dikkat edildiyse şu anda mesela bankacılık biraz geride kalıp sanayi endeksinin çok iyi bir performans sergilediğini görebilmekteyiz. Hizmetler sektörünün TL bazlı zirvesi zirve bölümüne üzerinde olduğunu, holdinglerin bu bölge zirvesine yakın olduğunu görebildiğimiz bir ortamdayız. Mesela bankacılık uzakta, sanayi endeksi çok uzakta ama sanayi son dönemde o eşik bölgeleri aştığı için daha bir iyimser performans sergiledi. Banka çok önceden zaten CDS ile birlikte önemli reaksiyon vermişti. Şimdi biraz onun dengelenmesi oluşuyor. Muhtemelen de çeyrek çeyrek bakacağız ve bu süreçte bu ayrışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada peki bankalar biraz öne çıkıyor. Son birkaç işlem gününe baktığımızda sakinleşti ama bazı yatırımcılar özellikle dört büyük bankanın çok hızlı gittiğini, hala potansiyel barındırıp barındırmadığını da ısrarla yine burada analizler anlamında ifade ediyor. Ya da işte farklı sektörler dedik, farklı şirketler diyoruz. Bankalarda gidecek daha yol var mıdır? Çünkü Merkez Bankası'nın kararı sonrasında biraz yataylaştı sanki. İşte mevduat faizleri %40'ların üzerinden %35'lere geldi. Burada
Özellikle çok kredi tabanının da biraz daha azaldığını görüyoruz. Bu anlamda karlılık oranlarının düşeceğine yönelik beklentiler var. Şimdi finansallar gelmeye başladı. Garanti beklentinin üzerinde biraz kar açıkladı. Ne dersiniz? Bankalar için bir değerlendirme yapacak olursak neler söylersiniz? Şimdi tabii bu konu hem yatırımcı profiline hem de beklentilerle şekillenebilecek bir senaryo. Son dönemde biz seçim ile birlikte ülke risk primimizde çok keskin düşüşler görmüştük. 700'lü rakamlardan 275'li rakamlara geldik. Her ne kadar şu anda 300'ün üzerinde ama gelmiş olduğumuz nokta çok kıymetli. Şimdi CDS bu kadar geri çekilirken bankacılık tarafında oluşan iyimserlik dikkat çekmişti. Şimdi bunun bir miktar sakinliği, bir miktar doymuşluğu da söz konusu. Ama şimdi bu kadar önemli hareketler gerçekleştiren bir bankacılık endeksinin dolar bazlı zirvesinden uzaklığı bugün baktığım zaman %278. Yani hala TL bazlı baktığımız zaman tabii çok yükseldi, belki doygunluğa ulaşmış düşebilir diye düşünebiliriz ama dolar bazlı baktığımız zaman çok çok uzakta. Şimdi bu sefer baktığımız zaman hatta şöyle bir örnek vereyim daha doğru olacak şekilde. Dolar bazlı zirvelerinden şu anda en uzakta olan benim burada arşivimde tuttuğum elektrik sektörü yani enerji şirketlerinin olduğu %1190'da, gayrimenkul %587'de, iletişim %410, sonra banka geliyor %278. Şimdi bu taraftan baktığımız zaman bankanın daha fazla gidiş alanının olduğunu söyleyebiliriz. İlaveten 2024 yılı temasında yabancı tarafının da özellikle seçim sonrasında daha bir istekli görüntüde gelebileceğini düşünüyoruz. İlaveten bankacılık tarafında temel rasyoların oldukça uygun olduğunu konuşuyoruz. İşte finansallar başladı, Garanti Bankası beklentinin üzerinde bir sonuç açıkladı. Yanılmıyorsam beklentinin %26 civarlarındaydı üzerinde. İyi bir görüntü. Bu diğer büyük özellikle özel bankaların da benzer iyi performanslar sergileyebilme senaryoları söz konusu. Tabii ki bu noktada yine fiyatlama reaksiyonlarında belirli dalgalanmalar, bazı dönemlerde realizasyonları inceleyeceğiz ama biz 2024 yılı model portföyü içerisinde bankacılığın da olması gerektiğini savunan taraflardayız. Bu sebeple de yatırımcılar hisse içerisinde muhakkak özel bankalardan birisini de Herkese birkaçını merhabalar. Ben bulundurmasını Yunus tavsiye Kaya. ediyoruz. Bugün Ve yukarı yönlü reaksiyonlarında ben bu minvalde devam edeceğini düşünüyorum. Fiyat anlamında benim gördüğüm bankacılık endeksinde 10.275 TL bazı zirvesine doğru reaksiyon ihtimali hala gündemimizde. Kısa vadeli olarak da takip ettiğim gösterge 26 günlük ortalama. O da 9.350-9.400 civarlarından geçiyor. Bu bölgenin üzerinde hareketler devam ettiği müddetçe herhangi bir sorun görmediğimi söyleyebilirim. Ocak ayında diğer enstrümanlar çok zayıf kaldı. Yılın geri kalanında peki Borsa İstanbul'da bazı sektörler zaman zaman öne çıkacak değerlendirmesi üzerinden gidiyorum. Zaman zaman farklı enstrümanlar da ön plana çıkacak mı? Mesela bu ay altın, ons altın zayıf kaldı. Gümüş zayıf kaldı. Diğer yandan dolara baktığımızda borsayla kıyasladığımızda geride kaldı. Mevduat Aralık'ta mevduat faizleri daha yüksekti. Burada yine Ocak ayında biraz daha düşük mevduat faizlerinin olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte diğer enstrümanlar da öne çıkacak mıdır? Ne dersiniz? Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Altın temasında ya da emtia cephesine baktığımız zaman merkez bankalarının faiz indirimi tarafında birazcık daha Haziran dönemine daha fazla fokuslandığını görebilmekteyiz ve piyasa beklentilerinden ayrışıyor ve ısrarlı bir şekilde her ne kadar piyasada inatçı bir tutum içerisinde olsa da Merkez Bankası yetkilileri bu noktada ihtiyatlı davranıyor. Şimdi altın, gümüş cephesinde özellikle faiz indirimini fiyatlama alanına sokabilmemiz için muhtemelen Mart toplantılarını beklemek gerekiyor. Yani ECB ve Fed'in Mart'taki projeksiyonlarını paylaşması zamanı ancak biz
ikinci çeyrekten itibaren biraz daha emtia cephesine odaklanabiliriz. Mevduat cephesinde evet Merkez Bankamız faizini arttırdı ama burada bir miktar uzun bir süre sabit faiz politikası gidebilme senaryosu var. Ama mevduat faiz oranlarında özellikle son döneme ilişkin bir miktar azalmanın olduğunu da görebilmekteyiz. Borsanın şu anki performansını kıyasladığımız zaman da ister istemez buranın daha cazip olduğunu fiyatlama açısından yatırımcılar görmekte. İlaveten döviz tarafında da belirli kontrollü yukarı yönlü reaksiyonların da izlendiğini görebilmekteyiz. Bu açıdan baktığımız zaman da borsa hala evet portföyler içerisinde sepet anlamında dengeli gitmemiz gerekiyor. Ama içlerinden borsa hala cazibesini koruyor. Şu an için borsa ilk çeyrek görüntüsünde hala cazibeli olmayı koruyacaktır. Bu anlamda da hani borsa üzerinde reaksiyon verebilecekler var mı diye sorduğumuz zaman biraz soru işaretlerini barındırıyor. Bu düşünceyle, bu psikolojiyle ben en azından ilk çeyrek performansında borsa için iyimserim. Ama buradan şu uyarıyı da yapmakta fayda görüyorum. Önemli hareketler gördük biz bu Ocak ayı döneminde. BIST 30 içerisinde %47-%50'ye yakın performans sergileyen şirketler de var. Negatif tarafta kalan şirketler de var ama çoğunun çok önemli reaksiyonlar verdiğini görebilmekteyiz. Burada hem makro cephede hem de fiyat analizi anlamında uygun olup olmadığı dikkatle incelenmeli. Yani %50 gitti artık düşer değil, gerçekten fiyatın uygun olup olmadığını incelemekte ve ara ara dolar bazlı grafiklerin de yakından takip edilmesi gerektiğini unutmamakta fayda var. Çünkü TL'ye baktığınız zaman zirve olarak gördüğünüz bir enstrüman dolar bazlı henüz daha yeni hareketine başlamış olabilir. Bu anlamda da biraz daha farkındalığı üst düzeyde olacak bir ayrışma dönemi içerisine gireceğimizi söyleyebiliriz. Öte yandan FED kararını göreceğiz. Yarın FED kararını açıklayacak. Powell'dan nasıl bir üslup beklersiniz? Şahin mi olacak, güvercin mi olacak? Elbette piyasa kanadı da nasıl reaksiyonlar gösterebilir? Powell muhtemelen şahin olacaktır ama piyasalar ne kadar bu şahin tavra destek verecek? Burası biraz soru işareti. Çünkü bildiğiniz gibi son dönemde piyasalarla FED arasında önemli ayrışma var. Ve FED cephesi her ne kadar 2024 yılı için 3 adet faiz indirimini konuşuyor olsa da ihtiyatlı tutumunu çok net bir şekilde sergiliyor. Ama piyasalar o kadar inatçı bir tutumda ki bunu Amerikan borsa endekslerindeki iyimser fiyatlamayla çok net görebilmekteyiz. Bu açıdan FED tıpkı ECB'deki gibi ihtiyatlı tutumunu sergileyecektir. Erken faiz indirimlerinin önünü kapatacaktır ve enflasyonla mücadele konusu hususu net bir şekilde mesaj olarak verilecektir. Bu anlamda ben şahin bir FED bekliyorum ama soru işareti olacak bölüm şu. FED şahin olacak ama piyasalar ne kadar FED'e inanacak, ne kadar inanç tutumuna devam edecek bunu sorgulamamız gerekiyor. Amerikan borsa endekslerinin fiyatlarına baktığımız zaman aslında bir düzeltme, bir realizasyon işin bahanesi olur. Eğer piyasalar biraz FED'e inanırsa bu minvalde de önümüzdeki dönem perspektifinde de önemli avantajları beraberinde getirebilir. Bu yüzden iki aşamalı bakmakta fayda görüyorum. Altın alım fırsatı doğurur mu peki özellikle bu hafta? Şimdi altın özellikle FED cephesinde eğer şahin bir tutum sergilerse bir miktar tabii ki baskı görmek isteyebilir. Ama yine biraz önce de vurguladığım gibi piyasalar, daha doğrusu FED şahinken piyasalar burada ısrarlı bir şekilde inatçı tutumuna devam edecek olursa altın buradaki düşüşünü sınırlandırır. Nitekim dikkat edildiyse ons altın fiyatı 2010 dolar seviyesi altında çok önemli bir reaksiyon veremedi. Zaten psikolojik olarak da 2000 dolar seviyesi üzerinde aylık kapanışına devam eden bir görüntü izliyor. Ve FED'in zaten toplantı tarihi 31 Ocak olduğu için eğer altın 2000 dolara üzerinde aylık kapanışına devam eden bir senaryo oluşturursa 2060 ve 2090 gibi rakamları telaffuz etmemiz çok zor olmayacaktır. Ama yine biraz önce de vurguladığım gibi FED'in ya da ECB'nin yani majör merkez bankalarının faiz indirimi tarafında
istekli açıklamalar yapacağı dönem emtia fiyatlarında çok daha iyi reaksiyonlar verileceği için bir miktar dalgalanmaların olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Fiyat anlamında kabaca benim gördüğüm ons altın için yukarıda 2060, aşağıda 2000 arasında bir miktar daha dalgalanma oluşturacağı yönündeki düşüncem ağırlık basıyor. Ne zaman 2060 üzerinde kalıcı olur? O zaman tabii ki düşüncemizi değiştiririz. Kudret Bey, teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.